Herkese merhaba, ben Begüm. Bugün sizlere yine bir kutu açılımıyla geldim. Uzun süredir bir kutu açılımı yapmıyorduk ama bu sefer enfes, benim de çok sevdiğim bir kutu açılımı olacak. Bunu aylardır bekliyordum zaten ve aldım. Tada! Görmüş olduğunuz gibi kahve makinesi ve 12 çeşit kahve yapıyorum. Bunun özelliklerini anlatacağım ama önce bir kutu açılımımızı yapalım, sonra detaylara geçeriz. Hadi hemen kutu açılımına geçelim. Şimdi hayırlı olsun diyerekten şöyle kutu açılımımızı yapıyoruz. Bu arada benim aldığım sitede sizin isterseniz linkini de bırakabilirim. 60 gün iade süresi vardı. Böyle bir şey çıkarmışlar. Çok çok iyi. Taksit bitmeden taksitli şekilde alabilirsiniz. Hoş, biz taksit şeklinde alamadık ama alamadık derken bir hatadan dolayı. Şöyle gösterelim. Zaten kutu açılımının şeklini de burada göstermiş. Benim izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, Philips'in bu serisi aslında çok çok iyi. Kahve makineleri arasında en iyilerden bir tanesi. Fakat nedendir bilinmez. Kılavuzunda, menülerinde maalesef Türkçe yok. Şöyle hemen size kullanma kılavuzunu göstereyim. Aa, evet gelmiş. Bakın. Normalde izlediklerime göre söylemiştim ama TR kullanım kılavuzu diye geçiyor. İçine Türkçe tüm uyarılardan sonra yerleşmiş. Buna çok sevindim. Ama menüsünde hala yok. Kullanım kılavuzunu sadece yapmışlar. Bakın arkadaşlar, burada yeri var zaten. İlk önce bunu çıkarın diyorlar. Bu zaten alt kısmı. Şimdi yerleştirirken de bakacağız. Şunu çıkarın diyorlar. Orada talimatlarda bunları söylemişler. Kutu paketleme çok güzel. Sonra da şöyle, sanırım bakın buradan tutma yeri yapmışlar. Bunu bu şekilde çıkardığımızda hepsi geliyor zaten. Evet, şimdi açılımını daha iyi görebilmek için şöyle bir yükselttim sizler için. Burada bir kısım var. Bunu zaten şöyle alıyoruz, bu kutuyu. Kutu paketlemesi çok güzel. Öyle hemen böyle açılabilecek tarzda değil. Bu da zarar görmesini engelliyor. Şöyle süt kabı çıktı. Süt kabı minnacık. Yani bir kahve içimlik falan olabilir bence. Süt köpürtmek için. Latte Go'nun bu. Ama küçük geldi bana. Şöyle Aqua Clean. Bakın bu ürün normalde diğer markalarda çıkmıyor. Bu da benim hoşuma gitti. Ya ben almadan önce birçok markayı inceledim. Ama bunları ekstra satıyorlar. Hepsi almamdaki büyük etkenlerden bir tanesi. İçerisinde yedek olarak bunu ilk başta göndermeleri. Daha sonra filtresini tabii ki doldukça ya da değiştirmeniz gerektikçe kendiniz alacaksınız. Şöyle bakıyorum. Bu kutunun içinde başka bir şey yok. Atıyoruz. Şimdi makinemizi şöyle açıyoruz. Allah'ım, şıklığa bakar mısınız? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Normalde aslında siyahını alacaktım. Antrasite var, birkaç çeşidi var bunun, ama beyazı mükemmel. Şimdi kutu açılımı yaptığımız için, ben bu videoda uzun olacağı için aslında kutu açılımını bir kullanma şeklini ya da kurulumunu göstermek için de farklı bir video, yani part 1 part 2 olarak yapacağım. Size şunu söylemek istiyorum. Ben bu ürünü alırken çok fazla araştırdım arkadaşlar. Yani normalde gövdesi falan plastik olduğu için, diğerlerinin de çoğunda var ama bunun gövdesi plastik olduğu için ben birazcık tereddüt ediyordum. Hele beyazında çok çok tereddüt ediyordum. Ama bakıyordum, herkes de böyle antrasit ve siyahına yoğunluk göstermiş. Tamam, siyah böyle bir bütün olarak güzel görünüyor olabilir. Fakat ben herkesten farklı olmasını istiyordum. Yani orada göründüğünde farklılığımın olmasını her zaman istemişimdir. Bir de bunu kullanacağım alan tam bir tevafuk oldu. Kullanacağım alan beyaz. Yani oradaki tasarımım beyaz olacağı için bunun da beyaz olması işime geldi. Ve şu an bakıyorum, iyi ki beyaz almışım. Niye diyeceksiniz? O kadar güzel yakından, ekranda nasıl duruyor bilmiyorum ama yakından o kadar şık duruyor ki, ya ben siyahlarını gördüm teşhir ürünlerinde falan, hep zaten siyah. Hoşuma gidiyordu ama beyazı görünce, beyazı hiç görmemiştim, çok çok hoşuma gitti. Neyse, bu kadar övgüden sonra övdüm ama gerçekten, yani hani samimiyetime inanın. Bunun
bunları size tercih etmemdeki nedenleri açıklamam gerekiyor. Normalde 5400 serisi, 4000 serisi, 2000 serisi, 3000 serisi olarak var arkadaşlar. Ama 5000 serisini seçmemdeki nedenlerden bir tanesi diğerlerindeki eksikliklerin hepsi bunda toplanmış olması ve benim için en önemli şeylerden bir tanesi kahveyi çok çok sevdiğim için kahve çeşidinin bol olması. Yani 24 tane olsaydı da onu alırdım. Çünkü ne kadar çok kahve beni daha mutlu edecek. Bir de mesela şu anda burada bir yapıştırmışlar. Bu hazneden çekirdekleri döküyoruz. Hemen aslında tanıtımına da başlayayım bu vesileyle. İnternet sitesinden aldım. Direkt mağazadan almadım. Mağazaya gidip inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi beyazı yok. Siyahı var. Ama inceledikten sonra internetten de alabilirsiniz. Şimdi şöyle açtığımız bir yer var. Toz haznesi. Buradan toz kahvenizi, filtre kahvenizi yapacağınız zaman ya da espresso kahvenizi doldurabiliyorsunuz. Çok çok dediğim gibi markaları incelerken bunların özelliklerini de incelediğim için şu an zaten gözüm kapalı neresinde ne var bilebiliyorum. Üzerinde bunların delikler var. Tozu koyduktan sonra tozdan ziyade çekirdekli yapmanızı öneriyorlar. Nedeni de deneyenlerin söylediğine göre bu deliklerden toz kahveye attığınızda buharlaşmayla birlikte içerideki kahve nemleniyormuş. Bunun üzerine zaten uyarı olarak bir ölçek olarak yani ölçeği göstermişler çarpı bir yazmışlar. Çekirdek çarpı yapmışlar. Yani buraya çekirdek koymuyorsunuz kesinlikle. Buraya toz koyuyorsunuz. Tozu koyduktan sonra dediğim gibi bir ölçek yoksa nemleniyor ve durduğu için bayatlıyor. Kahvenizden tam bir lezzet alamazsınız. İkincisi de şöyle bakın bu kapak açılıyor. Buradan çekirdek kahvenizi atarak çekirdekli, nefis, taze baristalara yakışacak bir kahve içebiliyorsunuz. Bunun da içerisinde yine kademeleri var. Çekirdeği öğütme kademeleri. Bu kademeleri de istediğiniz seviyeye getirerek ki deneyenlerden yine ben denemedim arkadaşlar. Deneyenlerden gördüğüm kadarıyla ve deneyimlerimi tabii ki size bu videodan sonra onu da anlatacağım. 4 en idealiymiş. Yani böyle ince çekilmiş çekirdek mi ya da birazcık böyle tadı ve çekirdeğin o kırıntısı ağzınıza gelsin istiyorsanız daha kalın çekirdekli olarak çekebilirsiniz. Hemen şöyle ön kısmına geçelim. Bu ön kısmında da bardak ısıtma var fakat yine şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlardan bir tanesi diyordu ki o bardak ısıtması var tamam ama çok fazla ısıtmıyormuş. Nedeni nedir bilmiyorum. Yani hani daha güçlü yapabilirlerdi aslında. Ama bardağınızı buraya koymak yerine bir arkadaş öyle demiş. İçerisine sıcak suyu doldurup çalkalayarak. Çünkü bunun sıcak su verme yeri de var. Ön kısma geldiğimizde ayarlardan onu da göstereceğim. Daha sıcak bir şey elde edebilirsiniz. Yani burada bardak ısınması için kaç dakika ya da saat mi bekletilmesi gerekiyor? Ya da şöyle makineniz devamlı açık duruyorsa bardaklar burada devamlı duracak ısınır halde. Belki öyle olabilir. Dediğim gibi onları deneyimledikten sonra sizlere aktarırım ama söylemiş olduklarına göre burası çok fazla performans sergilemiyormuş. Bakın ön kısma geçtiğimizde burada kahvemizin çeşitleri bulunmakta. Espresso, kafe, americano, cappuccino, latte macchiato, kafe Eat ve More Drinks diye bir yer var. Bu More Drinks'e bastığınızda altında menüler açılıyor. Orada da kahve çeşitleri devam ediyor. Şimdi şurada shotlar yani birazcık daha kahveyi kahve olarak içmek isteyenler için koymuşlar ki benim aslında alanım şurası. Daha böyle filtre kahve tarzı sevdiğim için bu kısım benim için elverişli olacaktır. Espresso'yu severim zaten denediğim için. Americano'ya bayılıyorum. Bunların tabii sertliğini, hafifliğini de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şurada da sütlü içecekler. Bazen de böyle şekerli ya da böyle biraz daha hafif içecekler içmek istediğinizde de tarz içecekleri içebilirsiniz. Şu kısımda My Cafe Profiles ve şu şekilde kendinize etiketleme alanı var. Şurada temizleme alanı var. Burada ayarlar var. Şimdi isterseniz bir tasarımını gösterdikten sonra makineyi açarak göstermek istiyorum. Bakın şıklığını görür müsünüz? Yani bakır falan olması o kadar güzel ki. Şuradan kaynar su alabiliyorsunuz bu arada. Buraya aslında degomuzu takarak süt köpürtücü olarak da kullanabiliyoruz ama ekstra buradan sıcak suyu da alabiliyoruz. Bu alan mesela şu kırmızı yer burada su birikiyor.
Tabii ki şöyle açtığınızda da bakın burada da kahve kalıntıları oluyor. Bunları ben yıkayacağım için şu anda açmadım ama bu böyle çıkıyor. Çok kolay temizlenebiliyor. Bazı aparatları makinede de yıkanabiliyor ama ben elde yıkamayı tercih ederim. Risk atmaya hiç gerek yok bence. Hassas ürünler çünkü. Burada kahvemizin tortuları birikiyor. Şurada da dediğim gibi su birikiyor. Su birikti. Nasıl anlayacağız suyun biriktiğini taşarsa diye düşünmeyin. Şu kırmızı olan alan var ya, bu yukarı doğru çıktığında, bu kırmızı normalde hem zemin olarak duruyor. Yukarı doğru çıktığında anlarsınız ki suyunuz birikmiş. Yan kısmı göstermek istiyorum. Yan kısımda da suyumuzu koyacağımız alan var. Filtrenizi falan değiştirdikten, her şeyi yaptıktan sonra mesela su ekleyeceksiniz. Az önce göstermiş olduğum alan var ya, şu yan kısımdaki. Onu da burada zaten elin gireceği bir alan yapmışlar. Şöyle çekerek bakın bu alana suyunuzu ekleyebiliyorsunuz. Tasarım çok güzel, çok hoşuma gitti. Yalnız birazcık yani günlük kullanacaksanız böyle az bana küçük geldi ama yani minimal bir tasarım olduğu için sonuçta endüstriyel değil, o yüzden normal. Şöyle tık diye yerleştiğini duyabilirsiniz. Bazen kahvenizi yapmıyor olabilir, suyu vermiyor olabilir ya da farklı buharlar çıkarıyor olabilir. Taktığınız yerlerin çıt çıt etmesine dikkat edin. Yani tam oturduğuna dikkat edin. Bu arada böyle filtresini de takacağım. İlk alanlar ve araştırmamış olanlar şöyle kullanma kılavuzunu mutlaka okusunlar. Bakın şurada suyunuzu koyduğunuzda filtreyi de yerleştirdikten sonra içinde test falan çıkıyor. Onları da yapacağız. Zaten hepsini göstermiş. Bakın toz kahveyi bir ölçek atacağınız alan, çekirdek kahve atacağınız, musluktan dolduracağınız filtrenin olduğu kısım. Burada çeşitli tek tek neyin ne işe yaradığını anlatıyor. Az önce belirtmiş olduğum şeyi de göstermek istiyorum. Bakın toz kahveyi buraya atıyoruz. Bir çekirdek kahve çarpı, bunu yapmayın. Şuradan da bu şekilde toz kahvemizi ekleyebiliyoruz. Çekirdek kahvemizin alanı da burası ve şuradan çekirdeğimizin öğütme seviyesini ayarlayabiliyoruz. Şu alanda bardağımızı ısıtacağımız alan. Şunları çıkarıyorum. Bakın şu kısmı ve şu kısmı. Şöyle. Bunları suyla yıkayacağız şimdi. Bu kısımda şöyle açıyoruz. Buranın kesinlikle iyi oturması gerekiyor bu arada. Çünkü istediğimiz verimi o zaman su şeklinde geliyor. Kahvenin tadını alamıyorsunuz. Burayı da, şurada zaten mandalı var. Şöyle kapağını açıyorsunuz. Şurada bakın şu mandalı görüyor musunuz? Buradan kapağı açtığınızda. Burada da şu kısımda. Şöyle zaten şurayı ittirdiğinizde, bakın buradan şurada zaten yeri var. İttirdiğinizde mekanizma kahvenin geldiği, arıtıldığı alan burası. Bunu da ara sıra burada öğütüldüğü için yıkarsanız bir sıkıntı olmaz. Yalnız dediğim gibi yerleştirirken düzgün bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. İç haznesi de bu şekilde. Yani yukarıdan çekirdek geliyor, öğütülüyor. Buradan bu mekanizmanın içinden tekrardan şuradan geliyor. Bakın şurada güç kablosu var. Şimdi size parçaların aslında net olarak şöyle çıkardığım halini göstereceğim. Bakın bütün parçalar şöyle şu şekilde aslında tasarlanmış. İçi, şu kapağın içine kadar çıkarmış durumdayım. Şu an hepsinin de bir amacı var. Sadece bir kutumuz kaldı. O kutuyu açmadık. Onun haricinde su koyacağımız hazne, içindeki filtresi, onu yerleştireceğiz. Testini yaptıktan sonra kirecimizin ne kadar yoğun ya da az olduğuna dair 1, 2, 3, 4 diye numara vermişler. Görürsünüz zaten. Ona göre değerlendiriyoruz. Bu iç haznesi, ara sıra bunlar elimizde yıkanacak olan parçalar. Şu da latte go'muz, süt köpürtücümüz burada. Bu da zaten tortunun biriktiği ve suyun biriktiği alan. Bir tek şu kutumuz kaldı. Bunu da hemen açalım. Şöyle açıyoruz. Güç kablosu burada. Bunu açarken biraz dikkat edin. Yine şöyle
Kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Garanti belgemiz çıkıyor. Bunları mutlaka okuyun arkadaşlar. Şurada yine şu kısma takacağımız. Bu kızı az önce göstermiştim ya. Hatta şöyle bakın göstereyim. Bunu taktığınızda şu içindeki kırmızı şu anda hem zemin görünüyor. Bakın elime bile gelmiyor. Ama bu su seviyesi yükseldikçe yukarıya doğru çıkıyor. Çıktığında da zaten bu hazinenin dolduğuna işarettir. Kırmızı olan da bu. O zaman bunu suyunu boşalttığınızda tekrardan kahvenizi yapabilirsiniz. Şuraya da kahvenin posası doluyor. Bunlar temizlenecek malzemeler. Bir de şöyle birinci olarak bakın şu birazdan açacağım bunu. Suyu bunda test edeceğiz. Suyun altına yerleştirip burada suyumuz ne kadar elverişli, kireçli ya da normal test etmemiz açısından bir test göndermişler. Bu da toz halinde koyacağımız yere bir adet bununla koyduğumuzda toz şeklinde içebiliriz. Şöyle bakım jelimiz var. Bunu da göndermişler. Aslında tam olarak parçalarımız bu şekilde eksiksiz bir şekilde gelmiş. Şu parçalarımızı yıkanabilecek olanları duru suyla hiçbir şekilde deterjan kullanmıyorsunuz. Duru suyla yıkıyoruz güzelce. Sonra tek tek kuruladıktan sonra ya da kuruduktan sonra makinemizi yerleştirip çalıştırıyoruz. Ürünlerimi yıkamadan önce bakın ben de oturup bu kitapçığı incelemek istedim. Zaten parçaların tek tek nereden söküldüğünü sizlere gösterdim. Bakın A1, A2 diye hepsini neyin ne olduğunu anlatmışlar. Şurayı anlatmadım ama onu yaparken anlatacağım. Aşağı yukarı indiğini göstermişler. Toz kahveyi koyduğumuz yerin delikli olduğunu, çekirdekli kahveyi koyduğumuz yerin ayarlanabilir olduğunu, şu parçanın kapağın içinde olup çıktığını, su haznesini, hem suyun biriktiği hem posanın biriktiği alanları, yani anlattığım her şeyi tek 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 aralandırıp arkasında açıklama yapmışlar ama ben size şurada şunu belirtmek istiyorum. Bakın saf duru deterjansız su ile yıkanabileceğini söylemiştim size. Bulaşık makinesinde yıkanabilecek parçalar, yine de ben riski atmayın derim. Elimde yıkamayı tercih ediyorum. Atmayacağım bulaşık makinesine ama bunlar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bunlar da asla bulaşık makinesinde yıkanmayacak olanlar. Bu arada kitapçığı ekstradan böyle Türkçe yapmaları çok hoşuma gitti. Modellerin isimleriyle nerede neyin olduğuna dair bilgiler verilmiş. O kadar ayrıntılı vermişler ki zaten kurulumunu buradan da direkt bakarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şuraya göre suyun derecesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Artık bunu siz kendiniz incelersiniz arkadaşlar. Burada detaylı bir şekilde hem de Türkçe olarak açıklamışlar. Bu benim hoşuma gitti. Ürünlerimizi yıkamaya başlıyorum. Plastik olduğu için poşur poşur kötüyle yıkamak istiyorsunuz ama yıkamamalısınız. Aparatları tek tek yıkadım. Bakın kurudular iyice. Şimdi bunları tek tek yerleştireceğiz. Öncelikle şu aparatımızı yerleştiriyorum. Şimdi bu kutusunu şöyle yerleştiriyoruz. Şunu takıyoruz. Bu tamam. Bunu yetebiliriz artık. Bu aparatımızı takacağız. Bunun üzerinde jilatin var. İsterseniz soyabilirsiniz. Şöyle bunu da yerleştiriyoruz. Bu su aparatını yerleştirmeden önce öncelikle şu aparatımız var içte kalan. Bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Tık sesi gelene kadar yerleştiğinden emin olun. Şimdi tam yerleşti. Şöyle çekiyorum gelmiyor. Bakın şöyle yaptığımda gördünüz mü çıktı. Bunu tekrardan tık diye sesi geldi. Bu şekilde takıyoruz ve bu kapağı kapattıktan sonra buradaki işimiz bitiyor. Suyumuzu dolduracağımız kabımızın içerisine filtremizi yerleştireceğiz. Filtremiz de orada. Filtremizi yerleştirmeden önce suyun içerisinde bekleteceğim. Bu da filtremiz. Bakın bu kabın içerisinde bekleteceğim. Şimdi filtremizi bunun içerisine atıyorum. Köpürüyor şu an. Su yüzüne çıkmasın diye bastırıyorum. Hala köpük çıkıyor. Köpük dediğim baloncuk. Bu baloncuklar bitene kadar tutuyor suyun içinde. Bakın artık baloncuk çıkmıyor. Şöyle çevirdiğinizde biraz çıkıyor.
Bakın denedim. Şimdi bir kez daha şöyle havasını alıp tekrar batırıyorum. Balancuk artık gelmiyor. Bunu bir iki kere yaptığınızda zaten en azından baloncuğun gelip gelmediğini görebilirsiniz. Artık filtremiz hazır. Şimdi bunu alıp su kabımızın içine yerleştiriyoruz. Su kabımız burada. Bunu bu şekilde kabın alt tarafına yerleştireceğiz. Bastırdığınızda filtremizi takmış oluyoruz. Filtremizi taktıktan sonra su testimiz için bu testi uygulayacağız. Suyumuzu da tutacağız. Bunu yapmadan önce suyumu dolduruyorum, yerine takıyorum. Zaten makineyi açtıktan sonra testi yapacağız. Suyumu doldurdum. Bu su kabı 1.8 litre alıyor. Normal piyasadakilere göre aslında hacim olarak, litre olarak çok da iyi. Evet. Fişimizi taktık. Şimdi fişi taktıktan sonra çalıştırmak için basıyoruz. Bakın kısım kısım ışıklar gelmeye başladı. Şurası yandı. Bu arada tabii ki şu üstündeki etiketi çıkarıyoruz. Bardak yerleştiriyoruz şimdi. Şimdi bardağımızı yerleştirdik. Şimdi şöyle menüleri inceleyelim önce. Türkçe tabii ki yok. Yani kullanma kılavuzuna Türkçeyi eklemişler ama makinede hala Türkçe yok. Ben yine bir ümit sonuna kadar gittim ama yok maalesef. Bir de dokunmatik birazcık sanki hassas değil gibime geldi. Bazen algılamıyor. En son bizim kullanabileceğimiz İngilizce olduğu için şurada hem ileri hem de okey işareti var. Buna basıyoruz. Ve şu an dilimiz seçildi. Okey diyoruz. Water. Yani okey diyoruz. Su seviyemizi şu andan itibaren ayarlayacağız. Hemen bu aşamada su testimizi yapıyoruz. Testimizi açalım öncelikle. Bakın şu an hepsi yeşil. Şimdi suya tutacağım. Ne kullanacaksanız ona göre. Musluk suyuysa musluk suyu. Suya tutuyorum. Kızarmaya başladı. Gördü de kızardı yalnız. Demek ki bizim su çok sert. Gördüğünüz gibi kırmızı. Buna göre ayarlayacağız. Su seviyesine göre filtre daha çabuk bitip yani daha çabuk dolabiliyor. Size göstermek için bu testi yaptım ama normalde kullanacağım su hazır su. Musluktan kullanmayacağım. Şu an sadece göstermek için. Şu an 4'te gösteriyor zaten ama ben bunu 3'e alacağım. Buna da okey diyoruz. Emin misiniz diyor. Evet diyoruz. Evet. Şimdi bakın. Kendini temizliyor şu anda. Şimdi buraya mutlaka bardak koyun. Çünkü alta akmasın. Tabii aksa bir şey olmaz. Boşaltırsınız ama bardak koyduğunuzda daha pratik olur. Evet. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şimdi burada bize bir bilgi veriyor. Aqua Clean dolgu maddesi yani filtre kadınızın ömrünü uzatır ve kahvenizin tadını iyileştirir diyor. Okey diyoruz. Aqua Clean dolgusu ister misiniz? Hayır diyeceğiz. Çünkü şu anda bizim zaten içeride Aqua Clean'imiz var. Taktık. Evet. Neredeyse hazır oldum. Çekirdekleri su haznesini doldurun ve kahvenizin tadını çıkarın. Yani burada artık tamamladık. Okey diyoruz. İsterseniz bunu okutabilirsiniz. Barkod çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu an menümüz hazır. Şimdi çekirdek haznesine çekirdeklerimizi koyacağız. Ondan önce ben size şuradaki bölümden bahsetmek istiyorum. Bakın burada 2. Bazılarında 2 tane var. 4000 serisiydi galiba ya da 3000. Tam hatırlamıyorum. Ama ikisinden birinde var. Bunda 5000 serisinde 4 tane var. Yani 4 kişiyi özelleştirebiliyorsunuz. Bir tane de misafir. Pembe, sarı. Bu yanmadığında misafir. Zaten guest profil diyor. Bu misafir demek. Mavi, blue profil diyor. Yeşil profil, pembe profil. Benimki ne olacak? Tabii ki pembe profil olacak. Kahve koyalım ve ilk kahvemizi içelim.
Şöyle kahve dünyasından bir kahve çekirdeği aldım. Kahveleri çıkarır çıkarmaz böyle bile yiyebilirim. Ben zaten bunları böyle çiğde seviyorum. Çok güzel koktu. Bunu hemen ekliyoruz buraya. Yani şu anda ben bir bardaklık alacağım için daha sonra denemelerimi göstereceğim ama şu anda iki avuç gibi yerleştirdim. Sadece denemek maksatlı. Hem de profilime nasıl içeceğime dair bilgiler vermek için. Arkadaşlar az önce videoyu açıyorum diye açmamışım. Ben çektim. Şöyle americano'mu yaptım aslında ama şimdi size tekrardan göstermek için bir tane daha yapacağım. Ayarlarını göstereceğim en azından. Americano demiştim ve benim pembede almış olduğum ürün. Şimdi ben ayarlarımı hiçbir şekilde ellemediğim için americano'm bu şekilde oldu. Kaydetti. Bundan sonra ben americano yapacağımda bana bu kısımdan bu ayarlar gelecek. Ama isterseniz böyle ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kahve çekirdeğinin ne kadar fazla ya da az olmasını istiyorsanız ilk bölümden bunu yapıyorsunuz. İkinci bölümden bana orta seviyede, bu arada dokunmatiği çok kötü, hiç beğenmedim. Algılamıyor. İki kere basmak zorunda kalıyorum. Normalde ilk basmada alması gerekiyor. Orta seviyeler iyidir. Dediğim gibi bakın şöyle hemen göstereyim size. Bundan sonra şöyle bir yukarı daha çıktığınızda ekstra shot diyor bakın. Ekstra shot yapabilirsiniz. Fakat ekstra shot yaptığınızda iki katı oranında kahve yerleştirmeniz gerekiyor. Bana şöyle orta seviyelerde, ben çok çok koyu içmiyorum. Dediğim gibi filtre kahve kıvamında sevdiğim için orta seviyelerde yetiyor. Buna okey diyoruz şuradan. Okey dedikten sonra bu da bardak ölçüsü, kaç milim istediğinize dair. Bir de burada sütlü olan cappuccino, kafe, macchiato, latte gibi ürünlerde de burada köpük seviyesini, ne kadar köpürtmesi ve köpüğün ne kadar olmasını istediğinize dair ölçüm yapıyorsunuz. Ayarlama yapıyorsunuz buradan. Tam da bakın yaptım, denk geldi. 120 milim benim için yeterlidir. Bunda zaten 100 mili ve 80 milim olmak üzere bardak ölçüleri var. Şöyle bakalım en yüksek hangisiymiş? 200 ml de en yüksek olanıymış. Sonra buna da okey dedikten sonra bir fincan mı iki fincan mı diyor. Ben şu anda bir fincan yapacağım için bir. Sonra okey diyoruz. Şu kısma basınca Allah. Aslında yapmayacaktım ama dokunmak kötü dedik. Şu anda yapıyor. Yani ikinci kahvem olmuş oluyor. En azından görmüş olun neyse. Bakın önce kahveyi veriyor. Ayarladığınıza göre kahvenin yoğunluk ya da hafiflik ayarını ona göre yapıyor. Bunu verdikten sonra da zaten üstüne suyunu veriyor. Bu bardak birazcık büyük oldu ama ben diğerine göre ayarlamıştım ve basmayacaktım. Size göstereyim derken basmış bulundum. Bilsem farklı bir şey seçerdim. Espresso yapardık ama neyse. Bakın şimdi suyunu veriyor. Bu arada ben içiyorum şu anda kahveyi. Sıcaklığı falan da çok güzel. Bunun özelliklerinden bir tanesi de zaten sıcak yapıyor olması. Soğuk değil yani. Dumanını görebiliyor musunuz? Şu an duman da çıkıyor zaten. Evet. Americano'nuz hazır diyor. Bardak büyük olduğu için ve gayet sıcak, biliyor musunuz? Elinizi yakıyor yani. 120 milim bu yani. Americano için. Ben şu bardağı almıştım zaten. O bardak için yeterli ama buna küçük geldi. Size şey de göstermek istiyorum. Burada benim mesela şu an pembe olduğu için bana göre ayarladı. Cappuccino'ya bakalım. Cappuccino ayarı. Cappuccino ayarında da bakın süt köpüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle latte macchiato ayarı var. Şu mor denilen, more drink denilen yere girdiğinizde de cafe latte, milk frot, travel mug. Bu travel mug da bir mapınız var mesela. Dışarıya çıkacaksınız. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İki tane ya da bir tane. Bunun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bakın böyle bardağa göre yukarıya ya da şöyle aşağıya indirebiliyorsunuz bunu. İki bardak olacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Az önce bana sormuştu. Tek bardak mı, iki bardak mı diye gördüyseniz. Espresso Lungo, Ristretto,
Bu Americano'dan daha da acı, daha koyu kıvamlı bir şey. Flat White. Ben sütlülerden en çok Flat White seviyorum. Gerçi ben Siemens'in Flat White'ını çok denedim. Sizinkini denemedim ama aynıdır diye düşünüyorum. Hot Water, eğer sıcak suda isteyecek olursanız buradan da sıcak suyunuzu alabiliyorsunuz. 6 seçenek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle en alttaki Hot Water'ı almamış. Milk Yoğurt'u da almamış. O yüzden 6, 6, 12 gibi düşünebilirsiniz. Ekstra köpürtmek istiyorsanız da şu kısımdan. Buradan sıcak suyunuzu alabiliyorsunuz. İsterseniz de latte go'muzu da buraya takabiliyoruz. Bu su kısmına takmanız için latte go kabını şu üst kısmını yukarıya giriyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz. Latte go kabımız takılmış oluyor. Kapağını da şöyle taktığınız takdirde süt köpürtmeyi de buradan alıyorsunuz. Zaten üzerinde deneyerek hepsini görebiliyorsunuz. Şurada ayarları var. Ayarlarından kendinize göre zaten ayarlar yapabilirsiniz. Su ayarıdır, pil ayarıdır. Onları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar anlatıldığı gibi karmaşık görünmüyor aslında başına geçtiğinizde. Düzenli bir şekilde bakımını yaparsanız, temizliğini yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. İnşallah sizlerin de böyle bir ürünü olur. Sizler de alırsınız. Bana gönderirsiniz. Paylaşım yaparsınız. Sevinirim. Kafe alanı yapacağım kendime. Burası için aldım. Daha sonraki deneyimlerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Şimdilik anlatabileceğim bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kahve makinemi tanıttım. Ayrıntı vermeye çalıştım ama sorularınız olursa aşağıya mutlaka yazın. Ben çok beğendim. Hem içindeki parçaların eksiksiz çıkması, hem özenli bir şekilde paketlenmesi, hem de fiyatı beni çok ikna etti aslında. Uzun süredir almayı düşünüyordum ve aldım. Şu an kurulumunu da yaptım. En sevdiğim Americano'mu içiyorum. Sizler de sütlü veya sütsüz tercih ederek istediğiniz kahveyi seçip içebilirsiniz. Evinizde kafe alanı oluşturarak, arkadaşlarınızı davet ederek dışarıya çıkmadan evde sıcak bir ortam oluşturabilirsiniz. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Tabii ki bundan sonra bu ürünle ilgili ve kahve makineleri, kahvenin çeşitleriyle ilgili videolarım gelecek. Sizler de istiyorsanız bana aşağıda yorum yazabilirsiniz. Bugün kutu açılımı diye çok hafif de olsa makineyi de tanıtmaya çalıştım ama ayrıntılı istiyorsanız ayrıyeten bir videoda tabii ki çekerim. Çünkü video çok uzadığı için çok ayrıntıya giremedim. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de kendime has bir bölümün olması. Seçtim ve bundan sonraki yapacağım bütün ayarlamalarda ben kendi rengimi seçtiğimde ayarladığım kahveyi hiçbir şekilde uğraşmadan bastığımda o şekilde verecek bana. Videolarımı izlemeyi, aşağıya yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Biz de biliyorsunuz ki sizlerle varız. Sizler varsanız bizler de varız. Aşağı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videom daha da güzel, çok güzel olacak. Yine bir kahveyle geleceğim karşınıza. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.